Merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videolara like atmayı, kafanıza takılan şeyleri sormayı, yorumlara sormayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizin beğenileriniz doğrultusunda bu videolarda serileri devam ettireceğim. Eğer güzel beğeniler gelirse videoları çekmeye, daha değişik konular, çizimler yapmaya devam edeceğim. Şimdi önceki dersimizde portre konularıyla devam ediyoruz. Önceki dersimizde portre yüz ölçüleri konusunda bilgiler vermiştim. Ki portre konusunda ilk önce yüz ölçülerini, oranlarını bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde nasıl bir hata yaparız? Göz büyük olur, burun küçük olur, işte benzemez, figürlerinizin yüz simetrisinde sıkıntılar olur gibi hatalar bu yüzden olur. Ölçülerde hatalar yaptığınız için ve ölçüleri tam olarak kurgulayamadığınız için bu tarz hatalar yaparsınız. Şimdi bu videomuzda kafatası iskeleti üzerinde duracağız. Kafatası iskeleti çok önemli bir konudur arkadaşlar. Yani kesinlikle biz iyi bir portre çizebilmek için yüz kafatasındaki girintileri, çıkıntıları bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmek için de iskelet yapısını anlamamız gerekiyor. Sonuç itibariyle biz çizeceğimiz bir portrede girintiler, çıkıntılar var. Bunların da sebebi iskelet yapısı. İskelet yapısı gelir, sonra ne gelir? Gözdür, işte kaştır, işte tüy yapısı, kıl yapısı falan filan, yüz kas yapısı. Ama bunun temeli iskelet yapısıdır. Bu akşam bu yayınımda size kolay bir kafatası iskeleti nasıl oluştururuz? Çok da işi karıştırmadan, çok da öyle olayları çorba yapmadan daha kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle elimde 2B'ye yakın bir kalem var. Onunla, yumuşak uçlu bir kalemle siz de benim yaptığımı aşama aşama devam edersiniz arkadaşlar. Sonra sorularınız olursa, yapamadığınız yerler olsa ya da anlayamadığınız yerler olsa yorum kısmına yazarsınız. Ben mutlaka size cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar yine biz iki türlü kafayı hem önden hem de yandan kafatasını ölçüleriyle birlikte nasıl çizileceğini göstereceğim. Öncelikle tabii ki şemamızı çizeceğiz. Bir önden bir kafatası çizerken öncelikle bir yuvarlağımızı çiziyoruz arkadaşlar. Biraz size fazla görünmeyebilir ama biraz bastırıyorum. Evet, göz kararı bir yuvarlak çizdim. Çok da mükemmel olacak diye kendinizi yıpratmayın. Yuvarlağımı çizdikten sonra bunun orta noktasını bulabiliriz. Şöyle yataydan şöyle, sonra dikey bir orta noktası yapıyoruz. Şöyle ölçümlemeyi kullanabiliriz. Evet, burası göz kararı bir dikey simetri çizgisi. Bu yüzümüzün arkasından geçtiği varsayılan simetri çizgisi. Bunu biraz alttan taşımamız gerekiyor çünkü bizim başımız hafif alttan esneteceğiz. Çene payı koyacağız. Şuraya bir, buraya iki, şuraya bir bölüm yapacağız. Şuraya da bir bölüm yapacağız. Daha doğrusu şuradan bir bölüm yapacağız. Buraya bir bölüm yapacağız. Şuraya da bir bölüm yapacağız. Ve şurası bir bölüm olacak yani. Şurası orta kesim. Orta kısım. Bizim ortası, bu çemberin ortası. Öncelikle ben geniş tutacağım. Normal, klasik bir çember değil. Buranın orta, çemberin orta kısmı kaşları anlatacak. Şu bölüm kaş üstünü, bu bölümde alt bölümü. Şuraya da çene bölümünü oturtacağız. Yani yine burayı öndeki gibi, önceki derslerde olduğu gibi 3,5'a ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi böyle 3 bölümü böldükten, ayarladıktan sonra şu yanlardan da yine bir kesik, çemberimizin bir kesik alabiliriz. Bir kesik de buradan alıyorum.
Bu kesikleri mümkün olduğu kadar eşit olacak şekilde alabilirsiniz. Daha güzel olur. Biraz bu taraf biraz geniş durmuş. Simetriyi ayarlamamız lazım. Aksi takdirde yamuk olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi dikdörtgen bir yapı oluştu. Daha önceki derslerimizde zaten bunu detaylı anlatmıştık. Ölçülerle anlatmış. Yine burada ben bu kısma kafatasını yerleştireceğim. Bu bölüm bizim kafatasının çemberi arkadaşlar. Sonra şurada elmacık kemikleri var. Şurada da göz kısmını tasarlayacağız. Buraya göz çukurlarının olduğu yer olacak. Buraya elmacık kemikleri gelecek. Şurası diş bölümleri. Şurası diş bölümü yapacağız. Şurası çene kısmı ve şurada da artık orta çene. Ben kabaca şöyle bir iskeletimizin şurası çenesi kısmı şeklini oturtturdum buraya. Şurası biraz daha yuvarlaksı bir yapıda olsun. Çene kısmı şuradan şu arada bir boşluk kalacak arkadaşlar. Çeneye giderken burada bir şurası elmacık kemiği olarak tasarlayacağız. Tasarladım. Şurası artık diş kısmı. Evet, gördüğünüz gibi iskeletimizin alt kısmı tamam. Şuraya çok simetrik bir şekilde bir göz çukuru ekleyeceğiz. Bu göz çukuru iskelette biraz haliyle kabadır. Göz çukuru. Evet. Şöyle biraz çapraz yapabiliriz bunu aslında biraz. Şu orta kısma haliyle bizim burnumuzun bir kıkırdak yapı olduğu için orta kısma da burun boşluğunu yerleştireceğiz. Burada bunu yerleştireceğiz. İskeletimizin taslağı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir tonlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafatasımızı ben tonladım. Onu biraz hızlandırılmış videoda yaptım. Çok da sizi yormasın diye. Tonladım. Şeklini verdim. Neresi çıkıntılar, neresi elmacık kemikleri burada. Göz çukurları, alın çıkıntıları, işte kafatası, çene kemikleri, diş yapısı, burun çukurluğu. Burun sonra kıkırdak yapıyla çıkıntıya dönüşüyor biliyorsunuz. İskelette önden görünüşte bilmemiz gereken bunlar. Ben bunu tonladım. Şimdi bu tarafa da profilden görünüşünü yapacağım. Bir sonraki videoda da profilden görünüşü yapacağım arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Lütfen videomuza like atmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olsa da yoruma yazın. Oradan size yardımcı olacağım. Teşekkür.